Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim takımım bu maçta savaştı. Ama şanssızlıklar oldu. Isınmada Wallace'ı kaybettik. 15. 20. dakikada Sadık'ı kaybettik. Sakatlıktan ötürü. Onun yerine daha önce hiç Süper Lig'de oynamamış bir arkadaşımız oynadı. Hani 4 oyuncumuz, 5 oyuncumuz totalde yoktu. Milli takıma gidenlerle birlikte. Eğer ilk 11'imize çıksaydık, herhangi bir oyuncumuzu kaybetmemiş olsaydık biz bu maçı kazanırdık. Ama şunu da söyleyeyim, şu ana kadar Şimendika hala konuşmadı. Gördünüz yani herhangi bir şekilde kırmızı kart almadı, sarı kart yemedi. Çünkü Şimendika değişti. Ama galiba konuşmanın zamanı geliyor diye söyleyebilirim. Bir skandal yapmak istemiyorum ama konuşmanın zamanı geliyor. Tileri takip ediyorum. Herkesin Galatasaray Fenerbahçe derbisinde hakemden dolayı bazı sıkıntıları ve şikayetlerini dile getiriyorlar. Ben bazı yerlerden rica ediyorum, hiçbir şekilde bu baskılara gelmeden Malatya'ya yani şey olup gelmesinler, kendilerini şartlayıp gelmesinler. Ben şöyle bir maç istiyorum. Galatasaray büyük bir takım, Galatasaray güçlü bir takım. Buraya gelsin, sahada futboluyla bizi yensin, biz de tebrik edip gönderelim. Ya biz futbolumuza yenersek, onlar bizi tebrik etsinler. İki taraf için de hiçbir şekilde hakemin veya bazı tarafların yardımlarına ihtiyaç duymadan bir maçın geçmesini diliyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Giresunspor'a karşı oynadığımız karşılaşmada Türkiye'nin en iyi hakemlerinden biri olarak gösterilen bir hakem çıktı. Ama ben hiçbir şekilde bize karşı adaletli davrandığını düşünmüyorum. Kimse bunun hakkında konuşmadı bizim tarafımızdan ama kısa birkaç şey söylemek istiyorum. Tamam, Karim'in yaptığı penaltıydı, eline değmiş olması, ama Miraç'ı yere düşürdüler veya bir frikiğimiz vardı. Adem'e yapılan bir faul vardı. Kimse bunları konuşmuyor. Hani Malatya küçük bir takım değil. Herkes küçük bir takım gibi görüyor. Anadolu takımı olabiliriz ama kimse Malatya'yı küçük görmesin. Bir Galatasaray maçını haftalarca konuşabiliyorlarsa Malatya'yı 10 dakika bile konuşmadan geçebiliyorlar. Ben buna karşıyım. Çünkü biz de büyük takımlar gibi, yani büyük olarak gösterilen takımlar gibi biz de her gün buraya geliyoruz. Bu futbolcularımız da her gün onların futbolcusu gibi çalışıyor. Buradaki personel de onların personelleri gibi çalışıyor. Herkes ekmek parası için buraya geliyor. Buradaki futbolcularımız ter döküyor. Günlerce burada, haftalarca antrenman yapıyoruz. Bir maç için yalnız verilen yanlış bir karardan ötürü kaybediyoruz maçı. Bu üzücü oluyor. Yani dünyanın her yerinde adaletin gelmesini istiyorum. Ben futbolda çalıştığım için futbolda da adalet olsun istiyorum. Daha fazla bunun hakkında da konuşmak istemiyorum. Biraz önce dediğim gibi bu hafta oynayacağımız Galatasaray maçında her iki taraf için de futboluyla konuşulmasını istiyorum. Bir de birkaç şey eklemek istiyorum. Ben Adana Demirspor maçında ve Altay maçında tam takımla çıktım. Daha sonra birkaç oyuncumuzun sakatlanmasıyla veya milli takıma gitmesiyle galiba gerçeklerle yüzleştim ki yani bazı oyuncularımız aslında bu bizim gizlimiz, mahremimiz, bunu daha fazla çok fazla konuşup bazı şeyleri söylemeyeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Bazı yerlerde işte Şumudika'nın kalitesi hakkında konuşuyorlar. Bu benim kalitem değil. Aslında oyuncularımı da hiçbir zaman kamera önünde kötülemedim. Hala kötülemeyeceğim ama bazı gerçekleri görmemiz lazım. Buradaki 6-7 oyuncumuzun kalitesi Süper Lig kalitesinde değil. Bunu herkes biliyor. Şimdi ben nasıl değişiklik yapacağım? Nasıl oyuncumu rotasyona götüreceğim? Nasıl dinlendireceğim oyuncumu? Ben Kayseri'de, Gaziantep'te kendi getirdiğim oyuncularla birlikte yukarılara oynadım. Ben deliler gibi Ocak ayındaki transfer sezonunu bekliyorum. Başkanla konuştuk. 5-6 tane oyuncu transfer edeceğiz. Daha sonra Malatya yukarılara oynayacak. Çünkü ikinci ligdeki, üçüncü ligdeki oyuncuları buraya getirerek Süper Lig'den herhangi bir kalite beklenemez. Tabii ki Malatyaspor da gençleri kullanmak istemiştir. Gençlere şans vermek istemiştir belki ama bence seçimlerinde yanılmışlar. Ama bunu düzelteceğiz. Bir hocanın görevi bunları düzeltmektir. Başkanla biz bunları istişare ediyoruz ve buna da bir çözüm bulacağız. We must to say the truth. Gerçekleri de söylemek We lazım. don't must to put the garbage down. Yani
her şeyi saklayamayız. Hani bu saklanacak bir şey de değil. Sadece gerçeklerle yüzleşmeliyiz. This team to stay in first division now they need minimum 8 players. Yani bu Süper Lig'de kalmak için en az 8 oyuncuya ihtiyacımız var. 3-4 players to play in first 11 and another bench to have solution because they come yellow card, they come injury player and we need solution. Yani 3-4 tane oyuncuyu ilk 11'e geri kalanını da değişiklik hakkı için yedek kulübesine almamız lazım. Çünkü sakatlığımız oluyor, kart cezalarımız oluyor. Doldurmamız lazım. Yani ben rahatlığı seven bir hoca değilim asla. Buraya da para için gelmedim. Ben bu kulübü kurtarmak için veya bu kulübe yardımcı olmak için geldim. Benim 20 yıllık kariyerime bakarsanız ben hiçbir zaman küme düşmeye oynamadım. Burada yaşananları veya aldığımız sonuçları da bana yüklenmesini de istemem. Bu yüzden bunları Ocak ayından sonra yapacağım transferlerle eğer kötü sonuçlar alırsam o zaman karşıma gelin her şeyi söyleyin. Ama şu anda ben elimdeki oyuncularla kendi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. It's big difference. We have 6-7 players very good and another is not for the Super League. Sorry. Özür dilerim ama 5-6 oyuncum çok iyi. Ondan gerisi yani Süper Lig için oyuncu değil bence. Everybody must understand. Yani herkesin bunu anlaması lazım. Everybody. Fans, everybody. Ya taraftarlar da veya bizi izleyenler de bunu anlaması lazım. And Shumudika is not like this. Ben sağa sola konuşan bir insan değilim. Ben düz bir, direkt bir insan. I tell you straight. Direkt söylerim. And I think everybody see. Yani söylememe de gerek yok. Herkes anlamıştır zaten bunu. 5-6 oyuncum yoktu ilk 11'den. Daha sonra çalıştığımız organizasyonları sahada yansıtamadık. Onlar bir penaltıyla maçı kazandılar. Yani elimde malzemem yok ama ben takımıma yemek yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım?